şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda şimdi de yanımızda göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor İlhami Salcan var. Hoş geldiniz İlhami Bey. Teşekkürler, bebe. hoş bulduk. Görme kusurlarında ne gibi yenilikler var? Ee, biz kişi özel no taş lazer ile kişinin gözündeki mevcut miyop, hipermetrop, asitmak gibi göz bozukluklarını saniyeler içerisinde tek seansta çözebilmekteyiz. Hı hı. Aynı zamanda 40 yaş üzerinde olup katara olan ya da katara olmamasına rağmen göz numaraları yüksek olan ya da uzak yakın gözlüğü kullanan kişileri de akıllı lensler ile hem uzakta hem yakında hem orta mesafede kesintisiz ve net görüş sağlayabilmek sağlayabiliyorsunuz. Bunlar iki büyük yeniliğimiz. Peki evet. kişiye özel no touch lazer nedir? Yani göze dokunmadan lazer tedavisi nasıl yapılır? Evet. Şimdi herkesin göz anatomisi birbirinden farklı. Herkesin gözünde bizim normal olarak kabul ettiğimiz değerlere göre bazı farklılıklar, sapmalar mevcuttur. İşte biz bu farklılıkları, sapmaları özel teklif cihazlarıyla tespit etmekteyiz. Ve de lazer tedavimizi planlarken e, bunları da düzeltecek şekilde tedavimizi planlamaktayız. Hı hı. E, böylelikle mükemmeli yakın düzeltme sağlamaktayız. Sağlamıyor. Kişiye özel yapılıyor. Evet kişinin kişiye özel. kişinin göre. kendi göz anatomisine uygun. O Ve göze hiç dokunulmuyor değil mi? Hayır kesinlikle dokunmuyoruz. Göze sadece damla damlatıyoruz. Hastamıza... E, makineden gelen ışığa bakmasını söylüyoruz ve saniye içerisinde tedavimizi tamamlıyoruz. Peki norm böyle bir operasyona girince ne kadar sürüyor süresi mesela? E, yani işlem aslında saniyeler sürüyor. Hastanın içeri girip çıkması birkaç dakika sürüyor. Birkaç dakika evet. sürüyor, o kadar hızlı. Peki diğer lazerlerden farkı nedir eski tedavilerden? E, en önemli farkı zaten adından anlaşılacağı, anlaşılacağı gibi not touch. Yani göze dokunmuyoruz. Göze dokunmamaktan kastımız şudur: burada herhangi bir göze vokum uygulamıyoruz. Göze vokum uygulamanız için gözün arkasında görme ağı olan retinaya herhangi bir stres oluşturmuyoruz. Gözün en öndeki kornea dediğimiz saydam tabakadan herhangi bir tabaka kaldırmıyoruz. Dolayısıyla o tip bir derece, operasyondan evet, korkan insanlar için de bu çok büyük bir rahatlık tabii evet, ki. Kimlere uygulanabilir ve uzak yakın sorunu aynı anda çözülebiliyor? Ya Bizim için burada en temel sınır 18 yaş. Çünkü göz numaraları 18 yaşından sonra genelde durmaya meyillidir. 18 yaşından sonra göz numaraları bir yıl içerisinde sıfır elden fazla artış göstermemiş. Ve özellikle tekniklerde gözü lazere uygun olan hastalarımıza biz lazer uygulayabilmekteyiz. Peki şimdi bir de yeni bir şey duymaya başladık orta mesafe. Evet. Hani uzak yakın biliyorduk eskiden. Orta mesafe nedir? Yani orta mesafe kabaca bizim dijital ekranlarla olan aramızdaki mesafe diye tanımlayabiliriz. Bilgisayar, ee, telefon. evet bilgisayar, tablet, telefon. İşte Aracıklarımızı sürerken önümüzdeki gösterge ekranları, bayanların örgü örme mesafesi diye Hı. kabaca o şekilde tarif, tarif, tarif edebiliriz. Peki akıllı lens dediğimizde bu orta mesafede herhalde işin içine evet. giriyor. Akıllı lens nedir? Akıllı lens e, aslında e, bizim bu gözün içindeki merceği alıp onun yerine koyduğumuz yapay bir mercek. Biz bu mercek sayesinde kişi hem uzağı hem yakın hem orta mesafeyi görmesini sağlıyoruz. E, ve böylece katırak derdinden de aslında kurtulmuş oluyor hmm. aslında. Yani dışarıdan e, taktığımız lensleri gözün içine yerleştirmek gibi mi düşünmeliyiz? Evet benzer Tabaca. o şekilde düşünebiliriz. Tabii bunlar çok e, özel dizayn edilmiş lensler. Peki katarak e, sorununa da çözüm buluyor değil mi? Tabii. Ama işte katarak yoksa da bu tedavi olabiliyor. Tabii uygulanabilir. Zaten bizim günlük pratiğimizde bu lensleri taktığımız e, en çok taktığımız hasta grubunda aslında herhangi bir bariz katara olmamasına rağmen göz numaraları çok yüksek olan, uzak yakın gözlüğü kullanan ve artık kullanmak istemeyen hasta i̇stemeyen. grubu. Evet. Peki akıllı lens uygulaması yaptırırken belli bir yaşı beklemek gerekir mi? Yani genelde 40 yaş ve üstü diyelim. Üstü. Tabii çok numaraları çok yüksek olan. Daha genç hastalarımıza da uygulayabiliyoruz, Hı -hı. ama genelde 40 yaş üstü diyebiliriz. Peki ben mesela no taş lezer oldum. Evet. Sonrasında akıllı lens taktırabiliyor muyum? Evet, taktırabilirsiniz çünkü burada farklı katmanlardan bahsediyoruz. Hı -hı. No taş lezeri biz gözün en dışındaki kornea dediğimiz cam topakada uyguluyoruz. Hı -hı. Akıllı lensleri ise biz iris iris dediğimiz göz bebekinin arkasına yerleştiriyoruz. Yani farklı katmanlardan bahsediyoruz. Başka yerler. Peki tabii. akıllı lens taktırdıktan sonra katarak da onun riski de olmuyor, değil mi? E tabi zaten biz orası e değişmiş oluyor ileride katarak potansiyeli gelişmesi riski olan lense aldığımız için böyle bir risk yok. Zepto saniye ameliyatların farkı nedir? Nedir Zepto saniye aslında bizim bu ameliyatlarımızı daha kusursuz ve güvenli şekilde yapmamızı sağlıyor. Özellikle riskli diyebileceğimiz göz bebeği küçük, şişkin katara olan ya da göz merceği kaymış olan hastalarda bizim bu ameliyatlarımızı, akıllı lensli ameliyatlarımızı daha güvenli ve etkin bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Peki akıllı lensi bahsedersek bir kişi akıllı lens operasyonu geçirmek istiyorsa nasıl bir süreç bekliyor kendisini? Yani nasıl iki göz aynı anda yapılıyor mu? Sonrası nedir? Ee, yani tabii hastalarımızı önden bir tekik ediyoruz, e, muayene ediyoruz. Herkese akıllı lens önermiyoruz. E, uygun olan hastaya e, akıllı lensleri yani teorik olarak iki göze aynı anda yapabilsek de pratikte biz bunu uygulamıyoruz. Çünkü evet bu sağlıklı bir şey değil olmadığını düşünüyoruz. Genelde birkaç gün ya da bir hafta ara veriyoruz. Hı hı. Bir göze yapılıyor sonra evet, diğer göze aynen. yapılıyor yani. Peki daha önce lazer operasyonu geçirmiş. Evet. İstediği sonucu alamamış. E, hastalara bu tip uygulamalar uygulanabiliyor mu? Tabi uygulanabiliyor. Yani biraz önce söylediğim gibi aslında farklı katmanlardan bahsediyoruz. Hı hı. Lazer tedavisi korneye dediğimiz en, en dış tabakada uyguluyoruz. E, akıllı merceği ise daha arkasına yerleştirdiğimiz e, bir mesafe. Ondan dolayı uygun olan hastaya son derece güzel sonuçlar vermekte akıllı lazer. Peki akıllı lens uygulamasından sonra tamamen gözlükten kurtulmuyor mu? Evet. Hem uzak hem yakın hem orta mesafede hayatını gözlüsüz bir şekilde idame etmelerini sağlıyoruz hastalarımız. Peki tekrarlar mı? Değil ki 40'larının başında yaptı 60'larda evet. bir şey tekrarlayamaz çünkü oraya bir şey koyuyoruz. Aynen. Yani burada gözün için aslında lens değişimi yapıyoruz. Yani gözün içindeki saydam merceği alıp hastamızın gözünün numaralarını düzeltecek şekilde ve aynı zamanda yakını görmesini sağlayacak şekilde bir yapay mercek yerleştiriyoruz. Ve bu yapay mercek bu akıllı lens... Ömrünün sonuna kadar gözünde kalıyor. Herhangi bir de işte uğramıyor. Uğramıyor. Evet. Peki mesela non-touch e, lazer operasyonunu e, gelmeden önce herhangi bir e, hazırlık yapılması, bir şey yapılması gerekiyor mu hasta açısından? Hastanın yani da. özellikle bir istediğimiz bir şey yok. Genel olarak makyaj temizliği hı hı. E, işte haricinde. Özel bir şey hijyen temizliğinin dışında herhangi, herhangi bir özel bir, bir, şey bir şey yok. yok. Akıllı de aynı durum var mı? Akıllı lenslerde de e, hastalığınızı her zaman... Her gün olduğu gibi sabahları kalkmalarını, kahvaltılarını yapmalarını, her gün aldıkları ilaçları yine almalarını tembih ediyoruz. Yani çok özel durumlar hariç kan sulandırıcılarını dahi kesmiyoruz aslında. Kesmiyor, evet. hiçbir şey yapılmıyor. Peki sonrasında ne zaman göz tam olarak akıllı lens için soruyorum evet. netliğe kavuşuyor? Akıllı lens uyguladığımız hastalar ilk gün bulanık görüyorlar. Ertesi gün o bulanıklık gidiyor ve normal hayatlarına dönüyorlar. Bir hafta sonra da öbür göz yapılıyor. Notaş yani, Lazer'de? Nohut Lazer'de ise e, ilk birkaç gün biraz batma ve bulanıklık olabiliyor. Hı -hı. Dördüncü günden sonra yavaş yavaş görmemiz netleşmeye başlıyor. Doğru anladım değil mi? Nohut Lazer iki gözü aynı anda yapılabiliyor. Yapılabiliyor evet. Ama akıllı lensi tercihen bir hafta beş gün, dört gün arayla yapmayı tercih çünkü, ak yapma çünkü akıllı lens göz içi cerrahisi olarak düşünmek lazım. Peki akıllı lens hayatımıza kattığı en güzel şey, en büyük yenilik nedir? Yani en büyük yenilik tabii ki kalite ve konfor. Çünkü gözlük demek külfet demek benim için. Hı -hı. Yani insanların gözüksüz bir şekilde hayatı yaşamak istemeleri gerçekten e, çok önemli çok bir şey. Çok önemli. Tabii. Ve aynı zamanda maddi katkısını da e, Hı -hı. göz ardı etmemek lazım. Çünkü 2-3 yılda bir alınan gözlük çerçeveleri camların maddiyatını düşündüğümüz zaman bu da hasta sadece bir kez akıllı lens taktırıyor ve ömür, ömür boyunca herhangi bir gözlüğe gerek olmadan uzağa yakın, ara mesafeyi görebilmekte. Evet. Ne çerçeve parası ne cam parası evet. bir şey yok. Peki e, akıllı lensden de bahsettik. Non taş lazerden de. E, bu tip şeyleri yaptıktan sonra e, kişi mesela hemen araba kullanabilecek mi? Yani bunun bir bir ay falan süresi yok değil mi? Yok. Hayır. Yani ilk gün söylediğimiz gibi ilk gün biraz bulanık görüyor hastamız. Hı -hı. Ertesi gün normal arabalarını sürüp normal e, hayatlarına dönebilmektedir. Devam edemiyor. Evet. Peki lens kullanan biri uzun yıllar. Evet. Noltaj lazer yaptırmak isterse orada bir kalınlık incelik mevzu var evet, yanlış bilmiyorsam. Evet. Nedir orada durum? Yani şöyle kontak lens kullanımına bağlı kornea dediğimiz gözün ön cam tabakasında bazı değişiklikler olabilmekte. Bu da bizi hastamızı değerlendirmemizi etkileyebilmekte. Ondan dolayı yumuşak kontak lens kullanan hastalara en az 3 gün, mümkünse 1 hafta evet ara verdikten sonra. Kısa bir süre. Evet. Öyle çok fazla bir şeye gerek olmadı. Akıllı lens mi aynı? Akıllı lenslerde herhangi bir şeyimiz yok. Hiçbir şey gerek yok. Kısıtlama yok yani. Non taşlı zar ve akıllı lensi gayet iyi anlattık. Bunun devamında da ee, yeni şeyler gelecek herhalde değil mi? Siz yani, bu uzman olarak neler bekliyorsunuz? Yani tabii ki gelecek. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Özellikle Hı. E, dünya çapında Amerika'da olsun. E, mutlaka daha da ilerisi olacağını i̇lerisi düşünüyoruz. İlerisi olacak. Ee, çok teşekkür ediyoruz İlhan ve İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayat güzeldir.